Recep Tayyip Erdoğan'ın bir marka olduğunu, dünya lider olduğunu herkes biliyor. Benim burada söyleyeceklerim, şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini kullanarak belediye başkanı seçilenler, milletvekili seçilenler veyahut da il başkanı, ilçe başkanı, buna benzer belediyede görev alan bazı kişiler görünce adamların sosyal medya sitelerini, Twitter veyahut da Facebook, YouTube kanallarını takip edince, bakınca, araştırınca ya karşımıza şöyle bir şey çıkıyor ya, adam koskoca belediye başkanı, 1200 tane takipçisi var ya. Koskoca belediye başkanı, 1200 tane takipçisi var. Adam milletvekili, 5000 tane, 6000 tane takipçisi var. Ya şimdi Erdoğan'ın adını kullanıyorsunuz marka olarak, onun adına belediye başkanı oluyorsunuz, yüksek mevkilere, makamlara geliyorsunuz. Ya o bulunmuş olduğunuz makamda valilik olsun, hani amirlik olsun veyahut da ne bileyim okul müdürlüğüdür, dekandır, hani yargıda olsun. O adamın sayesinde oraya geliyorsunuz, o adamın ismiyle. Ya kardeşim, hiç mi bir halka nüfuz etmiyorsunuz, temas etmiyorsunuz ya? Halkın sorunlarıyla, dertleriyle hiç mi ilgilenmiyorsunuz ya? Şimdi herkese söylemiyorum bunu, genelleme olarak değil yani, bazıları var. Sadece Erdoğan ismiyle hani seçiliyorlar. Ve bir belediye başkanı. Ya bugün benim bile yani şimdi bu kanalımda 3500 takipçim var ya. Benim diğer kanalımda 18.000 takipçim var. 19.000 takipçim var. YouTube kanalımda ya. Facebook kanalım hiç söylemiyorum yani. Sadece YouTube'da yani abonemen toplama, takip toplamak çok zor. Ama Facebook'ta, Twitter'da daha kolay. Instagram'da daha kolay. Instagram ve Twitter pek kullanmıyorum da hani kullananlardan ötürü bilmiyorum. Bir tane kız çocuğu ya, bir tane genç, bir yakışıklı diyelim, bir delikanlı, manken, adamın 5000 6000 tane, bir tane ne bileyim sanatçının, bir tiyatro oyuncusunun veyahut da bir dizi oyuncusunun 100.000 200.000 takipçisi var ya. Şimdi kardeşim, onların hani abonemen ve takipçi toplama tarzı farklı. Onu hani insanlar takip ediyor yani. Onun iyi mi, kuşan mı, hani bir toplama taktiği var. Ama sizin de var ya. Koskoca belediye başkanısın. Sen 1200 kişiye temas edemiyor musun ya? 1200 kişi ya. 1200 kişi. Ya sen bir ne bileyim bir hayır işi, yardım, dar geçinen ailelere, ne bileyim sosyal paylaşımlar yapılan hani açılışlar, hizmetler, buna benzer şeyleri sosyal medya aracılığıyla insanlarla paylaşırsan, duyurursan, kanal oluşturursan, kendine takipçi bir site hani kurarsan, her gün yapmış olduğun hizmetlerle, gitmiş olduğun günlük mesela kaç ziyarette, hani ziyarette bulunuyorsun ve o yapmış olduğun ziyaretler öyle kuru gürültü değil yani, o gitmiş olduğun ziyaretlerde kaç kişinin elinden tutuyorsun, iş sahibi yapıyorsun, meslek sahibi yapıyorsun veyahut da eğitim sahibi yapıyorsun, dar geçinen ailelerin evlerine ne kadar gıda bırakıyorsun, yol gösteriyorsun, akıl veriyorsun. Yani neler yapıyorsun? Günlük yapmış olduğun bazı şeyleri sosyal medyada paylaş, konuş, bilgilendir. Bu ne biçim bir belediye başkanlığı? Nasıl bir belediye başkanlığı kardeşim? İnsan aklı almıyor ya. Adam bir dernek ziyareti yapıyor. Dernek ya. Normal derneğe gidiyor. Onu hizmet diye onu çıkıyor, onu paylaşıyor. Hizmet diye. Bakıyor yani çok büyük hizmet yaptın yani, bir derneğe gittin ya, bir kuruluşa, çok büyük hizmet yaptın. Ya kardeşim, o ve onun gibi bütün derneklerin toplantılarına, şenliklerine veyahut da ihtiyaçlarına, giderlerine, onların getireceği projelere, senin onlara sunacağın projeler, yenilikler, insanların birbiriyle kaynaşması, birbirlerine yakın, samimi, yardımlaşma veyahut da kimin hani elektrik sıkıntısı var, su sıkıntısı var, doğalgaz sıkıntısı var. Adamın evi akıyor, çatısı akıyor, arabası, vergisi, muayenesi, adamın bir sürü yani bahçesinde var, evinin içinde var, evinin dışında var, iş yerinde var, çocuğuyla var, hani okullar tatil ama okulunda sorunlar var, buna benzer bir sürü sorunlar var. Bir telefon ile bile, bak bir telefon ile bile çözebileceğin bir dünya sorun var. Hiçbir tanesini yapmıyorsun galiba ya. Bir telefon ile ya. Sadece bir telefon açacaksın. Ben belediye başkanı sana birisini göndereyim. Bu adamın işini görün. Bu adam yardıma muhtaç. Yani bu adamı hani bu sıkıntısını giderelim. Yazık. Allah rızası için, kul rızası için, bunun hani gelmiş geçmişlerimizin hani ruhu için bunun bu sıkıntısını giderelim. Bu yaşlı teyzesinin bu sıkıntısını giderelim. Bu alışverişiydi, bu postasıydı, bu mektubuydu, bu elektriğiydi, bunları giderelim. Bu ihtiyacıydı, bu gözlüğüydü, bu kremiydi, bu ilacıydı. Yani saymakla bitmez yani. Bunları yapa yapa kardeşim kendine
Takipçi toplayabilirsin ya. Bu yapmış olduğun şeyleri paylaştıkça diğer onlar ona, ondan ona, ondan ona paylaşa paylaşa yapmış olduğun bir çığırı, bu büyük bir hani sosyal medya paylaşımını insanlar severek her gün yeni bir şey yapmış olduğunu göreceği için, izleyeceği için merakla takip etmeye başlar. Bak başkanımız çalışıyor, bak başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a layık diyerekten çalışacak. Ya onun Erdoğan'ın markası arkasına saklanıyorsunuz, belediyeyi ele geçiriyorsunuz. Ya kendi sadece belediye çalışanları sizi takip etse 5-10 bin, 20 bin takipçiniz olur ya. Siz sadece oluyor koltuğa oturmaya geliyorsunuz galiba. Milletvekilleri. Kardeşim kaç kişinin elinden tutuyorsun? Kaç kişiye yardım ediyorsun? Bütün bunları yani yardım yapa yapa, iyilik yapa yapa çoğalır. Böylelikle Erdoğan'a oy toplayabilirsin. Kaç kişinin sıkıntısını giderip kapısını çalıyorsunuz? Çalıyorsunuz ekmeğin, telefonun, yani neyin arızalı, neyin sıkıntılı, neyi yapılabilir? Ben nasıl sana yardımcı olabilirim diye. Ya bir insan oturduğu yerde bir küçük bir esnaf, dükkan çalıştıran bir esnaf bile yani bir cumaya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, sadaka veriyor, zekat veriyor, fitre veriyor, yardıma muhtaç, aç açık birini görüyor, doyuruyor karnını. Yani yardım kuruluşlarına, Kızılay'a, oraya buraya bir sürü bağışta bulunuyor ya. Kocaman milletvekilisiniz, cebinize elinizi atmanız gerekmiyor ya. Ya mantıklı olun, zekalı olun ya. Kafanızı çalıştırın, telefonu açın, işi çözün. O kadar yani millet, ben olmuş olsam milletvekili, hangi bölgenin milletvekiliyim? Bir il, bir ilçe diyelim mesela. Ankara'nın bilmem ne bir ili, İstanbul'un bir ilçesi mesela. Oradan bir milletvekiliyim. Kardeşim o bulunmuş olduğum milletvekili, hani seçilmiş olduğum o bölgede, bana ait olan mıntıkada ne kadar zengin iş yerleri, fabrikalar, firmalar varsa oraları gezerim. Kardeşim kaç işçiye ihtiyacın var? Kime ihtiyacın var? Bak şu adamı al, bunu al, bunun kızı var, bunun 5 çocuğu var, bunun 3 çocuğu var. Bunun hani bu işsiz geziyor. Buna ekmek kapısı aç. Buna kapını kapatma. Bunu çalıştır, bu faydalansın. Ayrıyetten adamlara diyebilirsiniz. Kardeşim bir dernek, bir fon, bir kuruluş oluşturalım. Buralara bak bağışlar yapın. Yapmış olduğunuz bağışları böyle dağıtalım. Firmanızda, fabrikanızda, evinizde kullanmadığınız veyahut da sıfır, hani bozulmuş, tamir olmuş ya da hatalı çıkmış, çizik çıkmış, çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi, buna benzer bir sürü elektronik aletler, bir fon, bir dernek oluşturup orayı da hani elden ele, hani elden ele gibi ihtiyacı olan gelsin alsın, kaydolsun, yazılsın. O ihtiyaç sahibine o zenginlerden, zenginlerin hani görünmeyen eliymiş gibi verip onlardan alıp fakirlere aktarabilirsin kardeşim. Bunları yaparak bir çığır açabilirsin. Sadece Erdoğan'dan mı bekliyorsunuz her şeyi? Yani sadece bu adam mı yapacak? Naim Süleymanoğlu gibi kendi kilosunun 3 katı ağırlık kaldırıyor bu adam. Dünyaya lider, dünyanın gözü önünde dünyayla mücadele ediyor. Bu adamın yükünü niçin hafifletmiyorsunuz? Niçin bu adama yardımcı olmuyorsunuz? Sadece Erdoğan'ın adını kullanıp seçiliyorsunuz, koltuğun başına oturuyorsunuz. Ondan sonra ta ki seçim süresi bitip de hadi artık sen hiçbir iş yapmadın, sen defol git, yerine başkası gelsin diyene kadar. Böyle de bir insan, böyle bir insanlık, böyle bir yardımlaşma, böyle bir kurum olamaz yani. Yani koskoca yani belediye başkanının 1000 tane takipçisi olması çok komik geliyor insana ya. Bütün sosyal medya hani sitesinden araştırıyorsun, 1000 tane takipçi ya. Çok komik yani. Komik çok. Böyle bir şey olamaz yani. Demek ki hiçbir şey yapmıyorsunuz anlamına geliyor. Siz o zaman oturduğunuz o koltukları boşuna işgal ediyorsunuz yani. Bostan korkuluğu gibisiniz. Yazık yani. Yazık bu memleketin vermiş olduğu paraya. Erdoğan'a yazık yani bir kere. Adama ihanet ediyorsunuz. Bunu sadece Erdoğan'a hep söyleyerek, Erdoğan'a hitap ederek söylemeyelim. Diğer partilerde de çok bu. Diğer partilerde de çok. Sadece kendi çıkarları, kendi ceplerini dolduruyorlar. Ama olmuyor böyle işte. İnsanlara faydalı olun, yardım edin ya. Kapınızı açın. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah videomuz faydalı olur da birkaç kişi bu videomuzu izledikten sonra görüşleri, davranışları, tutumları değişir de bir işe yarar yani.